Evet arkadaşlar, görüşmemizi yaptık. Bildiğiniz üzere anayasa değişiklik teklifiyle ilgili bir ziyaretti. Henüz yazılı bir metin yok. Sadece anayasanın 24 ve 41. maddelerinde yapılacak bir değişiklik olacağını, bunun kapsamını genel olarak paylaştılar. Biz de buna ilişkin tutumumuzu eş genel başkanlarımız, merkez yürütme kurulumuzla yaptığımız değerlendirme sonucunda kamuoyuyla tabii ki paylaşıyor olacağız. Yani bugün sohbet ettik. Yani bu uzun süredir tartışılan bir mesele neticesinde. Kıyafet özgürlüğüne dair, türbana dair, kadın haklarına dair bizim tutumumuz zaten net. Yani buna ilişkin hiçbir zaman bir negatif tutumumuz olmadı. Ama böyle bir dönemde hani nasıl bir karar alacağımızı bizler tek başımıza değil, ilgili kurullarımızla birlikte karar vereceğiz. Doğrudan evet ya da hayır şeklinde bir hayır, öyle bir yanıtımız olmadı zaten. Belli bir süre öngördünüz mü yanıt vermek için? Ya sanırım pazartesi günü şey yapılacak, meclise sunulacak. Ondan önce bir görüşmemiz olur. Yani iletmiş oluruz. Öyle mi dediler size? Pazartesi sunulacak. Ya bize evet verilen bilgi pazartesi sunmayı düşündüklerini bütün partilerle görüştükten sonra sunulması düşünülüyor. İçeriye dair detay bilgi. İçeriye dair zaten kendileri açıkladılar kamuoyuna. Bir 24. maddede giyim, kuşam ve türbanla ilgili bir değişiklik. Diğerinde de aile kurumunu düzenleyen 41. maddede onun kadın ve erkek arasında evlilik birliğinin kurulacağına dair bir düzenleme düşünüldüğünü gelmeden de biliyorduk. Çünkü bütün basın yayın organları yazdılar. Aynı sözleri bizimle de paylaştılar. Son karar parti kurullarında verilecek. Tabii ki. Tabii ki. Peki 400 vekil bulunursa referanduma gitmeyiz gibi bir teklif oldu. Yani bizim Halkların Demokratik Partisi olarak bu konudaki tutumumuz tamamen hukuktan yanadır. Evrensel hukuktan yanadır. Uluslararası sözleşmelerden yana olur. Biz hem bu mesele hem de genel olarak konusu hak ve özgürlükler olan bir olguda, değişiklikte referandumu doğru bulmayız. Yani bu genel. Gündeme geldi mi referandum? Tabii ki. Yani bu konu özelinde demiyorum. Genel ama bunu da kapsayan, yani sonuçta insanların nasıl giyineceğine dair bir özgürlüğü, bir hakkı nasıl halka soralım? Zaten bu vazgeçilemez bir hak. Yani bu referandum konusunda evrensel hukuk açısından doğru bulunmaz. Biz de hukuktan yana tutum alırız. Aile konusunda bir görüş belirttiniz mi? Aile düzenlemesine ilişkin? Yok. Yani dediğimiz gibi biz yetkili kurullarımızda görüşeceğiz. Bir de metnin tam olarak tabii önümüze gelmesi gerekiyor. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun.